Medine'ye hicretten 3 yıl evveldi. Allah Resulü'nün gönlünde ve kalbindeki Medine Taif'ti. Oysa Taifliler hem kabirlerini hem kapılarını kapatmıştı peygambere. Mekke'de zulüm o kadar ileri gitmişti ki müşrikler. Allah Resulü çaresiz. Resulullah Efendimiz öyle çaresiz. Onu koruyan amcası Ebu Talip vefat edince Allah Resulü'nün bir kanadı kırılıyordu. Aynı yıl içerisinde hanımı Hatice-tül Kübra, Hatice annemiz de onu bir kadının koruyabileceği kadarıyla ancak koruyabiliyordu. Onun da vefatı aynı yıl içinde, hem amcası hem de Hatice annemizi aynı yıl içinde kaybetmesiyle Mekke'de öyle yalnız, öyle yalnız, öyle yalnız kalmıştı ki peygamber, bütün Mekke'nin dağları üzerine çökmüş sanki. Hüzün, hüzün, hüzün. Allah'ın Resulü çaresiz. Zeyd bin Harise, azatlı kölesi evlad edindiği Zeyd bin Harise'yi aldı, bir gece Mekke'den çıktı. Çıkarken amcasının vefatı peygamberimizi yalnızlaştırdı. Müşriklerin baskısı iki kat artınca Resulullah Taif'e gideyim. Orada kuzenlerim var. Akrabalık bağını gözetirler. Orada kalırım. Orada İslam'ı anlatır yayarım. İslam'ın kalesi olarak gönlündeki Medine Taif'e gitmek istedi. Ve Zeyd bin Harise'yi yanına alarak bir gece Mekke'yi çaresiz gözyaşlarıyla terk ediyordu. Taif'e gidiyordu. Büyük bir umutla. Oysa Taifliler Mecnun Muhammed'i çocuklara taşlatarak, taşlar daha Taif'in girişine geldiklerinde çocuklar ellerinde taşlarla, Taifliler kapılarını ve kabirlerini kapatmıştı. Efendimizin yanında Zeyd bin Harise, Allah'ın Resulü çaresiz, Mekke'den çıkıyor ve Taif'e geldiğinde Taif'te hiç beklenmeyen, hiç ummadığı bir harekat. Çocuklar ellerinde taşları Resulullah'ı görünce atmaya başladılar. O taşlar Resulullah'ın üzerine, mübarek başı yarılıyor Muhammed Nebi. Durun, durun, dinleyin. Ben size bir kötülük yapmaya gelmedim. Ben Mekke'de zulümden kaçtım. Ben size rahmet peygamber olarak geldim. Ama onu Mecnun diye çocuklara taşlatan Taifliler, o Taif'in nasipsizleri Resulullah'ı taşladılar. Allah Resulü'nün mübarek başı yarıldı. Atılan taşlar Zeyd bin Harise Resulullah'ın önünde. Allah Resulü'nün başı yarılıyor. Mübarek kan elbiselerine damlıyordu. Neye uğradığını bir an anlayamayan, bir an hiç umulmayan bir harekat. Hani bir yere gidersiniz de misafirliğe, kapıdan kovulursunuz. Nasıl? Bunu iyi anlamak lazım. Hani bir yere gidersiniz bir misafirliğe, bir akrabanıza. Hani oradan, kapıdan kovulduğunuzu, yüzünüze kapandığını bir düşünsenize, ruh hali nasıl olur? O an efendimin ruh hali. Mekke'de zaten duramadı. Taif'i bir umut ışığı, ama o umut ışığı da sönüyordu. Mübarek Resulullah Efendimizin başı yarıldı.
Atılan taşlardan canlarını zor kurtardılar. Sonra dönüp geldiler bir bağın kuyusunun başında. Allah'ın nebisi perme perişan olmuş üzeri. Zeyd Harise, Zeyd bin Harise ağlıyor. Resulullah ağlıyor. Melekler ağlıyor. Taif semalar ağlıyor. Cebrail aleyhisselam 600 bin kanadını açarak yeryüzüne iniyor. Gökte melekler ağlıyordu. Resulullah'ın yanına o en amansız, en acı duygu içerisinde kalan peygambere Cebrail geliyor. Subhanallah. Allah'ın nebisi Mekke'ye gidemez, Taif'e de giremedi. Çaresiz bir bağın kuyusunun başında oturuyordu. Üzerindeki elbisesindeki kanları temizliyordu. Bir yandan da ağlıyor. Allahu Ekber. Cebrail aleyhisselam iniyordu. Diyordu ki ya Resulallah, selam sana, sana Allah'ın selamını getirdim ya Muhammed. Allah Resulü diyordu ki ey Cebrail kardeşim, niçin geldin diye sorunca, ya Muhammed şu an emret, Taif'in altını üstüne getireceğiz, Taif'i ters çevireceğiz, helak edeceğiz. Allah'ın nebisi ellerini kaldırıyor. Allah'a, ya Rabbi diyor, sen Taif'i helak etme. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Belki onların neslinden inananlar gelir ya Rabbi. Sen helak etme onları. Kendisini taşlayan bir kavme Resulullah dua ediyor, dua, dua. Cebrail'e diyor ki ey Cibril, Taif'i, Taifliler bilmiyor Allah'ım onları helak etme diye. Hala onların iyiliğine dua eden bir peygamber bu. Yeryüzünde hiç kimse senin kadar sevilmedi ya Muhammed. Seni çok seviyoruz ya Resulallah. Seni çok seviyoruz ya Resulallah. Hiçbir beşer yeryüzünde senin kadar sevilmedi, sevilmeyecek. Mekke'ye giremiyordu. Çaresiz bir bağın kuyusunun başında. Taif'te taşlandı. Mekke'den de çıktı, bir daha giremiyor. Çünkü Mekke'ye tekrar girebilmesi için birinin ona himaye vermesi gerek. Hani bugünkü vize, pasaport gibi düşünün. Mekke'yi terk ettiği için tekrar girebilmesi için birinin himayesine girmesi lazım. Ama Mekke'de peygamberimizle dost yok ki. Himaye veren kişi güçlü, kuvvetli, aşiret reisi olması lazım ki onu korusun. Ama onu koruyan amcası vefat etti zaten. Çaresiz Resulullah o bağın başında bir elçi gönderdi Mekke'ye. Oradan geçen birisine, Mut'in bin Adin değil, Ahnek bin Şerik diye bir adam vardı, peygamberimizin amcası, akrabası. Resulullah Efendimiz oradan geçen bir kervana dedi ki ben, dedi, Muhammed Mekke'ye gidiyorsanız Ahnek bin Şerik'e deyin ki Muhammed çaresiz, himaye istiyor, akrabalık bağını gözetir diye. Ahnek bin Şerik'e bir elçi gönderdi peygamber. Ahnek bin Şerik de putperest kardeşlerim, ama peygamberimizin akrabası, ama putperest, müşriklerin laf ebesi, şair kendisi, putperest. Peygamberimizin şu çaresizliğini anlayabiliyor muyuz? Kime gönderiyor
yok ki başka kim var? Akrabalık bağını gözetir belki diye Ahnek bin Şerik'e bir haber gönderiyor. Bana himaye versin Mekke'ye girebilmem için. Zira Taifliler kabul etmedi. Bir bağın kuyusunun başında açlıktan, susuzluktan ölecek belki de diye elçi geldi Mekke'ye haber gönder. Haberci geldi, peygamberimizin haber gönderdiği kişi. Geldi Mekke'ye Ahnek bin Şerik'e. Dedi ki ey Ahnek bin Şerik, beni Muhammed gönderdi. Muhammed Taif yakınlarında bir bağın başında oturuyor. Mübarek başı yarılmış, çaresiz, Mekke'ye tekrar girebilmek için senden himaye istiyor. Belki akrabalık bağını gözetirsin. Ahnek bin Şerik diyor ki hayır diyor, ben Muhammed'e himaye vermem. O benim akrabam da olsa ben diyor ona himaye vermem diyor Ahnek bin Şerik. Ebu Süfyan, Ahnek bin Şerik orada bir de karar alıyorlar. Üstelik bir de karar alıyorlar. Karar ne biliyor musunuz? Hazır Muhammed Mekke'den çıkmışken onu Mekke'ye bir daha koymayalım diye karar aldılar. Nereye gidecek efendim? Nereye sığınacak? Nereye, nereye? Nereye? Gökler ağlıyor. Resulullah ağlıyor. Zeyd ağlıyor. Muhammed ağlıyor. Dostbağında yapayalnız kaldı çaresiz. Resulullah ağlıyor. Zeyd ağlıyor. Taif semaları ağlıyor. Nedendir kimseler anlamaz eyvah. O kadar saf olan dileğimizi ancak sen okursun yürek. Ellerini kaldırıyor. Çekip gidip ellerini kaldırıyor. Şu duayı ediyor. Sensin. Tek ümidim sensin ya Rabbi diyor. Hay hay! Osman'da susmuş becerim. Ya kardeşlerim, Mekke'ye giremiyordu. Himaye vermiyor kimse. Nereye gidecek? Ellerini kaldırdı semaya. Şu duayı ediyordu Resulullah. Bu dua her zaman yüreğimi burkar benim. Şu duanın sözlerine bakar mısınız? Aynen peygamberimizin cümle cümle şu duayı ettiğini sizlere söyleyeyim. Aynen cümle cümle bakın ne diyor. Ellerini açtı semaya Resulullah. Haberci geldi. Ya Muhammed, Ahnek bin Şerik sana himaye vermiyor. Hazır Mekke'den çıkmışken Muhammed'i Mekke'ye koymayalım diye karar aldılar. Artık Mekke'ye giremezsin. O sırada Resulullah Efendimiz ağladı. Ellerini semaya kaldırdı. Ve şöyle dua etti Allah'a. Ya Rabbi, çaresizliğimi, dermanımın tükendiğini sana şikayet ediyorum. Sen beni şu şuursuz insanların eline mi bırakıyorsun? Eğer bana darılmadıysan, eğer bana kırılmadıysan, bana yardım et Allah'ım diye ağlıyor. Allahu Ekber! Bütün sema melekleri amin diyor. Secdeye kapanıyor sanki. Ey Allah'ım diyor, dermanımın tükendiğini, çaresizliğimi sana şikayet ediyorum.
Beni şu şuursuz, şu insanların eline mi bırakıyorsun ya Rabbi? Eğer sen bana darılmadıysan, bana incinmediysen Allah'ım, bana yardım et. Tek ümidim sensin ya Rabbi. Ümitsizlerin ümidisin ya Rabbi. Ve o an Resulullah'ın bu duası Taif duasıdır. Bu dua birdenbire bir mucize gerçekleşiyor. Subhanallah. Mut'im bin Adim denilen bir putperest yanına gençleri aldı. Mekke'den çıktı yola. Peygamberimizin başına gelenleri, konuşulanları Mekke'de duydu. Bir aşiret reisi, putperest Mut'im bin Adim denen güçlü kuvvetli bir adam, aşireti var. Mekke'de peygamberimizin başına gelenleri duyunca Taif'te yanına gençlerini aldı ve peygamberimizin bulunduğu yere doğru Mekke'den hareket ediyor. Bir putperest bu Mut'im bin Adim. Uzaktan birkaç kişi geliyor ya Resulallah dedi Zeyd bin Harise. Dedi ya Resulallah saklanın. Birkaç atlı geliyor ya Resulallah. Sizi öldürürler, zarar verirler ya Resulallah. Allah'ın Resulü öyle bitkin haldeydi ki dedi bırak. Gelsinler Zeyd, korkma. Gelsinler. Artık Allah'a tam manasıyla, artık Allah bizimle zaten. Mut'im bin Adim denilen putperest yanındaki gençleriyle Resulullah'a yaklaştı. Yaklaştı geldi, atından indi ve dedi ki ey Muhammed dedi. Allah Resulü Mut'im bin Adim'i görünce şaşırdı. Dedi ki ne istiyorsun dedi Peygamberimiz. Mut'im bin Adim dedi ki ey Muhammed dedi sana himaye vermeye geldim dedi. Eğer istersen seni Mekke'ye ben götüreceğim. Seni himayeme alıyorum. Yani sen benim himayemde Mekke'ye girebilirsin. Seni koruyacağıma söz veriyorum. Peygamberimiz bir an durdu böyle ve dedi ki ey Mut'im neden dedi neden? Yoksa Müslüman mı oldun beni himayene alıyorsun? Yoksa Müslüman mı oldun? Mut'im bin Adim dedi ki hayır ben Müslüman olmadım, ben putperestim. E peki beni neden himayene alıyorsun? Bakın putperest ne diyor? Mut'im bin Adim'e diyor ki Peygamberimiz. Peki Müslüman olmadıysan diyor ey adam beni neden himayene alıyorsun? Akraba değil, bir şey değiliz. Mut'im bin Adim diyor ki ey Muhammed ben senin insanlığını seviyorum. Şu İbrahim'in yurdu Mekke'de en çok yaşamak senin hakkın ya Muhammed. Kalk ve gidiyoruz. Bir putperestin ağzından çıkan sözlere bakın. Allah Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki eğer Allah isterse bir putpereste bile dinine hizmet ettirir. Ayet. Ya putperest ya Mut'im bin Adim geldi peygamberimize dedi ki ben dedi senin başına gelenleri duydum. Kalk dedi seni Mekke'ye götüreceğim, benim himayemdesin. Bir putperestin ağzından çıkan söz bunlar. Efendimiz de öyle diyor. Müslüman olmadıysan neden beni himayene alıyorsun ki? Mut'im bin Adim diyor ki senin ben insanlığını seviyorum ya Muhammed. Senin insanlığını seviyorum ben. Baban Abdullah'ı çok iyi bilirdim. Kalk. Allah'ın Resulü Zeyd'e bakıyor. Gördün mü ey Zeyd diyor. Allah nasıl da yardım etti. Gördün mü Zeyd, Allah nasıl kapı açtı. Hani hiç Mekke'ye giremeyeceğiz diye korkuyordun. Bak Allah bir putperesti dinine hizmet ettiriyor. Kalkıyordu Resulullah Efendimiz, son derece mutlu oluyor tabi, seviniyor Zeyd. Efendimiz Mut'im bin Adim denilen putperestin himayesiyle Mekke'ye tekrar giriyor. Mekke'ye geliyor, Mut'im bin Adim'in evinde bakıyor ki Ebu Cehiller falan duyunca
Hemen Mut'im bin Adi'nin evine geliyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Kapıyı Mut'im bin Adi açıyor. Mekkelilerin bir huyu vardı kardeşlerim. Bir adetleri vardı onların, Arapların. Misafirler onlar için kutsaldır. Yani misafirlerini korurlar. Misafirlerine zarar gelirse savaş sebebidir onlar için. Putperestlikte bu vardı. Mut'im bin Adin çıkıyor kapıya. Ebu Cehil, Şeybe, Utbe böyle. Ebu Cehil diyor ki ey Mut'im, duyduk ki Muhammed'i himayene almışsın. Mut'im bin Adin diyor evet ey Ebu Cehil, himayeme aldım Muhammed'i. O benim himayemde, benim misafirim o. Ona diyor zarar veren bana zarar verir, karşılığını veririz. Ebu Cehil diyor ki ey Mut'im, yoksa diyor Müslüman mı oldun, söyle bilelim, ona göre tavır alalım. Sadece Muhammed'e himaye mi verdin, misafirin mi, yoksa diyor Müslüman da oldun mu, söyle bilelim, ona göre tavır alalım diyor Ebu Cehil. Mut'im bin Adin ne diyor biliyor musunuz? Hayır, ben Müslüman olmadım, olmaya da niyetim yok. Ben putperestim, ben sizlerle putlara tapmaya devam edeceğim. Ama Muhammed'in insanlığını seviyorum. Şu İbrahim'in yurdu Mekke'de en çok yaşamak Muhammed'in hakkıdır. Allahu Ekber. Sensin ya Resulallah. Bir putperestin ağzından çıkan sözlere bakın ya. Allah söyletiyor işte.